Melisa, sen de konuşacaktın benimle. Ece, ben lafı çok uzatmayı sevmiyorum biliyorsun. Herkesten önce benden duymanı istedim. Neyi? Biz Ozan'la artık sevgiliyiz. Yani sen de ona karşı bir şey besliyor musun? Melisa, ya tamam ilk duydum an bir an şok oldum ama... ben Ozan defterini kapatalı çok oldu. Hem biliyorum onayıma da ihtiyacın yok. Ama en baştan beri olması gereken olmuş zaten. Hep mutlu olun. Teşekkür ederim. Şimdi sizin grupla bir şeyler konuşmam gerekiyor. Hadi gel. Kızlar selam. Selam. Bana 2 dakikanızı ayırabilir misiniz? Bir konuda yardıma ihtiyacım var. Konu nedir? Yeni bir oyun. Hani sizin şu Leyla'yı yaptığınız sırsız kolayı vardı ya. Onun farklı bir versiyonu gibi düşünün. Ama şöyle bir şey var. Bu sefer oyun yapacağımız kişi gerçekten çalacak. Kim peki bu? Ateş. İyi de siz. Ececiğim, sen kızları güncellersin. Belli ki onlar biraz geri kalmışlar. Peki nasıl emin olabiliyorsun çalacağını? Şöyle emin oluyorum. Kendisi çalmaya engel olamıyor diyebiliriz. Neden böyle bir şey yapıyoruz peki? İntikam mı almak istiyorsun yoksa? Yok, onunla bir alakası yok. Orası bana kalsın. Ya siz hem eski günleri özlemediniz mi ya? Böyle aksiyon, macera falan. Ha? Anlatıyorum şimdi. Şöyle. Çalışma arkadaşlarından hakkında çok fazla şikayet alıyoruz. Müdür bey, annem rahatsız da hastaneye götürüp getiriyorum. O yüzden mesaimde aksaklıklar oldu, kusura bakmayın. Geçmiş olsun. Evet, öyleymiş. Üzüldüm annen için. Ama böyle şeyler herkes için var. Burası bir okul ve ben buranın düzeni sağlamak zorundayım. Müdür bey, bir daha tekrarlanmayacak efendim. Ya zor durumdayım. Bana bir şans daha verin, kendimi düzene sokacağım efendim. Görünen o ki, tek sorunumuz sadece giriş çıkış saatlerin değil. Hakkında çok fazla şikayet alınca dosyanı inceledim. Sabıkalı olarak işe almış Rıza seni. Ama ben Rıza değilim. Müdür bey, o eskiden de ben... Biliyor musun Mevlüt? Tecrübelerim bana insanların çok fazla değişmeyeceğini söylüyor. Ne benim için, ne bu kurum için, bu kabul edilebilir bir şey değil. Şu an itibariyle iş akdini sonlandırıyorum. Çıkış işlemlerini yapmak için muhasebeye gidebilirsin. Ya müdür bey, yalvarırım. Mevlüt, kovuldun. Duydun mu beni? Çıkabilirsin. Bakayım seni. Güzelmiş. Güzelmiş lan. Çıkar bakayım. Bak hatırlan. Ben kendime bakacağım. Ama güzel, senin için alabilirim. Sende var mı? Arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar bir saniye sessiz olun. Fenasın biliyor musun? Ciddi. Oyunla ilgili önemli bir açıklamam var. Oyunla ilgili önemli bir açıklamam var. Bugün yönetimden aldığım habere göre Ozan arkadaşımız okuldan ayrılmış. Yok daha neler. Saçmalık ya. Ozan, susun, susun peki? Sessizlik. Bu gelişmeden ötürü boş olan park rolünü Bekir arkadaşımıza veriyorum. Ne demek rolü veriyorum ya? Böyle bir şey yapmaya hakkınız yok sizin. Ozan okula geri dönecek ayrıca. Melisa'cığım. Ben döneceğine dair bir bilgi almadım. Kaybedecek zamanımız da kalmadı. Oyunu riske atamam. Hepimizin kaç aylık emeği var. Allah kahretsin. Melisa'cığım, ben oynuyorum hayatım. Oyna! Bu arada en yakın sürede kostümlerinizi de edinin. Önümüzdeki hafta provaları kostümlü yapacağız. Nereden alacağınıza dair Ala Araç İstem, Ece ve Naz arkadaşınızdan yardım alabilirsiniz. Ekim'cim, sen bir saniye bakar mısın?
Helal lan peki. Ya kardeşim. Kızlar, nereden alacağız kostümleri? Bakıyorum. İkiniz de çok şanslısınız. Aynı yerden alacaksınız. Nerede tam olarak? Bak, gerisini burada yazıyor. Alabilir miyim ben bunu? Tabii ki. Teşekkürler. Sağ ol. Ben buraya gidiyor musun? Bence aynı derecede şanslısın. Biliyorum, her gün gidiyorum ben oraya. Ayşe, vaktiniz varsa size kahve ısmarlayayım mı? Ya ekimi yaptıklarından sonra mı kalktın? Bu artık yüzsüzlükte başka bir boyut olur bu. Lütfen ya, rica ediyorum. Cunda çok güzel bir şey var. Nevzat. Ne işin var burada? Veda etmeye geldim. Ne vedası? Kovdular çünkü. Nasıl kovdular? Neden? Annemin rahatsızlığından dolayı işimi aksattım biraz. Süleyman Bey de sağ olsun insanlığını gösterdi bana. Ya ben bilmiyordum annenin rahatsız olduğunu. Kimse bilmiyordu. Sana da söylemek istemedim. Söyledikçe içim daha çok acıyor çünkü. Durumu pek iyiye gitmiyor da. Tamam. Tamam, sen üzmüyorsun kendini. Umudunu öyle kaybetmiyorsun hemen. Ayrıca adım harcamak bu kadar kolay mı ya? Yok öyle bir şey. Ben senin işini geri kazanmak için elimden ne geliyorsa yapacağım. Tamam mı? Ya kim? Boş versene, bunlar laftan anlamaz. Hem ne yapabilirsin ki? Kamuoyunun gücünü kullanacağım. Herkes anladı değil mi ne yapacağını? Evet, senin hiçbir şey yapamayacağını da anladım. Bir şey söyleyeceğim. Planı ben yaptım, hatırlatırım. Kızlar, hadi. Hadi hızlı olun, halledin şunu. Çiğsem delirtme beni. Geçen hafta küpelerimi ben sana vermedim mi? Bana değil, Naz'a verdin sen onları. Pardon. Her şeyi benden bekliyorsun ya. Çiğsem. Aldın mı? Aldım Naz. Maalesef aldım. Tamam. Sakin ol. Gel. Müsait misiniz hocam? Çok değil. Kısa olursa sevinirim. Tabii. Çok tutmayacağım zaten. Bu aramızdan ayrılan Mevlüt Bey için topladığımız imza. Ne bu? Nereden çıktı? Yani çok üzüldük biz işini kaybetmesine. Kararınızı tekrar gözden geçirmeniz için aramızda böyle bir şey yaptık. Gayretini takdir ettim. Ama kararlarımın sorgulanması tolere edebileceğim bir şey değil. Özellikle öğrencilerin. Sizler bize bu okulda adaletin ve demokrasinin ne kadar önemli olduğunu anlattınız. Bu da bu olguların sonucu. Haklısın. Bunlar bizim en çok değer verdiğimiz kavramlar. Ama ortada adil olmayan bir şey yok. Mevlüt Bey sorumluluklarını yerine getirmedi. Yakın zamanda da sabıkalı olduğunu öğrendik. Yani öyle bile olsa insanları geçmişleri yargılamak ne kadar doğru ben bilemedim. Sonuçta ceza sistemi suçları topluma geri kazandırmak için değil mi? Ayrıca Mevlüt Bey'in annesi çok büyük bir rahatsızlık geçirmiş. Birazcık daha hoşgörülü davranamaz mıyız ona? Oldukça ikna edicisin. Bence hukukçu olmalısın. Aferin.
tutumunu sevdim. Madem tüm arkadaşların aynı görüşte, o zaman Merit Bey'i tekrar işe alacağım. Ama aynı hataları tekrar yaparsa bir daha geri dönüşü olmaz, bilmiş olun. Arkadaşlarına da söyle bunu. Tamam, çok sağ olun. Çok büyüklüğünüzü gösterdiniz. Teşekkür ederim. Çıkabilirsin. Sağ olun. Gerçekten harika bir operasyon olmuş. Ellerinize sağlık. Ben bile bu kadarını beklemiyordum. Ece sen videoyu at. Gerisi bende. Yolluyorum hemen. Buradaymışsın. Ben de her yerde seni arıyordum. Bunu düşünmüşsün. Teşekkür ederim. Gereksiz bir hareketti zaten. Ekim. Bak konuşacağımızı konuştuk, daha hiç konuşmayacağım ben seninle, yeter. İtiraf et sen de. Aa, ne yapıyorsun ya? Neye itiraf edeceğim? Çek kolunu. Bak sen de bana aşıksın diyorsun. Aa. Delirmişsin lan sen. Yok öyle bir şey. Bırak kolumu dedim sana. Durma şefim. Bırak sana kolumu. Ya bırak. Ya ne yaptığını sanıyorsun? Bırak ya? Onu. Geçmeyeyim sen. İyiyim tamam, bırak, boş ver. Hiç bulaşma, gel gidelim. Sen lan ne yapıyorsun lan sen? Bırak, ben ne dalım? Gel sen tamam. Ne diyorsun lan sen? Buraya. Tamam, bırak sen. Tamam. Ya. Ya tamam. Ya bir şey yapsanıza. Tamam. Tamam. Tut. Kork seni mahvedeceğim. Eylül yeter. Hadi yeter. Yeter. Yeter! Süleyman Bey, bu manyağın bu okula ne işi var? Onu istersen Ekim'e sor Kanat. Sabıkalı olduğunu söylediğim halde kalması için ısrar eden o. Sana ikinci bir şans verildi ama kullanamadın. Şimdi defol git buradan. Defol! Lan bu iş daha burada bitmedi oğlum. Bu iş daha burada bitmedi. Hadi lan. Yürü birader, hadi. Defol! Sen göreceksin. Al işte gör. Uğruna imza topladığın adam. Ben boşuna kovmadım. Psikopatın öndekinin. Madem psikopat, okulda ne işi var o zaman? Ben almadım evladım. Çok kıymetli babacığın almış. Kabus bitmiyor ya. Kabus bitmiyor ya. Her olayın altından benim babam çıkabilir mi ya? Ya tamam. Bak biraz sakin olur mu? Ne olursun yapma dedim Sevim ya. Bak tamam gittiler. Hadi gel bize gidelim, bak provaya geç kalacağız Kanat, ne olur. Ekim, Ekim bu herifi polise ihbar etmemiz lazım. Ya ne gerek var, bu kovuldu işte. Bak senin peşini bırakmayacak. Polise ihbar etmemiz lazım. Ya en azından uzaklaştırma falan verirler. Kanat bak ne olursun hiç uğraşmayalım. Daha da üzerimize gelecek, bize uğraşacak, boş ver. Tamam. Tamam ama bundan sonra seni eve ben bırakacağım. Evden ben alacağım. Tamam, itiraz yok. Hemen koyacağım eleğimi olacaksın. Ekim ciddiyim. Tamam kabul. Ya sana bin kez dedim ya şu heriften uzak dur diye. Ya tamam haklı çıktın işte. Özür dilerim. Haklısın tamam. Hadi gidelim. Ekim. Şurası çok acıyor ya. Ha. Buz koyarız şimdi isteriz. Ya ne buz, acıyor. Bayağı acıyor burası. Ha. Hı. Ya. Burası mı? Burası. Burası? Burası daha çok üzüyordu.
Daha iyi misiniz Ender? Daha iyiyim Helena. Ay, şuraya da mı vurdu? Bakayım. Burnu şuraya da vurdu. Vurmuş mu? Gel. Burasını da vurmuş. Bakayım. Oraya da yapayım. Gel. Yapayım. Buraya da vurmuş. Hem önümden gidiyor, hem de sürekli meydan okuyor. Seslendiği yere varınca da hemen yok oluyor. Yüreği zayıf. Ama bacakları güçlü doğrusu. Ben kovalamaktan yoruldum, o kaçmaktan yorulmadı. Yolumu da kaybettim karanlıkta. İyisi mi durmalı? Şurada biraz dinlenmeli. Hadi gel artık güzel gün. Soluk ışıklarını bana gösterdiğin anda Dimitrios'u bulur özümü alırım. Hey, korkak. Gelsene buraya. Hadi. Karşıma çıkıp yüzüme bakamıyorsun değil mi? Söylesene, neredesin şimdi? Ey yorgun gece. Ey uzun ve bezgin gece. Kırp şu saatlerinden biraz, gün doğusundan huzur gönder. Yoluma ışık tut ki Atina'ya döneyim. Kurtulayım şu hain insanlardan. Ne olur gel uyku. Bazen kederin gözlerini kapatırsın yani. Çal götür biraz beni de kendinden. Çok iyi, bravo. Şimdi Hermia. Hermia, Melisa. Hiç üzülmemiştim. Hiç yorulmamıştım. Çiğden dikenim, bozulmaz ki tenim. Sırılsıklam. Melisa, ezber yapmadın mı sen hala? Baştan al, kendine gel. Hiç böyle yorulmamıştım. Hiç böyle üzülmemiştim. Çiğden sırılsıklam. Çiğden sırılsıklam her yanım. Kalmadı diken çizmedik yerim. Çiğdem sırılsıklam kalmadı. Olmuyor Melisa. Kaç provadır böyle ama. Hocam benim kafam biraz dağınık. Dinlenebilir miyim? Geç geç dinlen de. Gösteriye bir şey kalmadı ki. Olmaz böyle. Ekim sen Melisa'ya sufle veriyordun. Biliyor musun tekste? Hadi bir de seni deneyelim. Yok kendisi yorgundu, dinlenince geçer yapar yani. Ben de ikinizi görmek istiyorum. Lisender. Uyan kanat. Ekim'le uyumunuz nasıl olacak bir bakalım. Bence kendisi biraz dinlenince yapacaktır eminim ben. Ben bir ikinizi görmek istiyorum. Tatlı sevgilim. Ormanda gezmekten başın döndü artık. Doğrusunu istersen yolu da kaybettim. Şurada biraz dinlenelim. Yorgunluğumuzu giderelim. Olur Lisander. Sen kendine bir yatak bul. Ben şu tepeciye dayarım başımı. Şu çimli tümsek ikimize de yastık olur. Gönüller bir, sevgiler birse yatak da bir olmaz mı? Yok yok sevgili Lisander. Şöyle biraz açıkta yat. O kadar yakınıma gelme. Yanlış anlama canım beni ne olur.
Sevenler anlaşırken sevgidir yardıma gelen. Demek istiyorum ki yüreğim öylesine bağlı ki yüreğine. İkisinden bir yürek olur desek yeridir şimdi. İki gönül bir yeminle birleşti aramızda. Öyleyse yanında bir yatacak yeri çok görme bana. Hem yanında yatsam da kötülük yatıyor olmayacak yüreğimde. Bakıyorum da Lizander kelimelerle güzel oynuyor. Lizander kötü niyeti demedi Hermia. Ne terbiyesi el verir ne de gururu bunu demeye. Ama sevgili, dost, aşk, saygı demekse eğer biraz öteye yat. Aşkımıza değer ver. Temiz bir genç erkekle el değmemiş bir genç kızım, saygı duy. Bu kadarcık ayrılık baştan yaraşırmış derler. İşte orada kal. Gecen hayırlı olsun. Ömrünün sonuna dek aşkın değişmeden kalsın. Amin. Amin. Göreceksin, duan gerçek olacak. Sana yüz çevirdiğim gün ömrüm de son bulacak. Ben şurada yatayım. Hadi iyi uykular. O dileğin yarısı da dileğinin olsun sabaha kadar. Ekim ve Melisa rolleri değişiyorsunuz. Yok şey, kendisi yorgun ya, çalışırsa yapar. Hermia Ekim olacak. Uzatmayalım, karar verilmiştir. Hadi bakalım. Ya kızım harikaydın, harikaydın. Gözüm doldu resmen. Ya bence bu sene sen kesin net böyle Afife Jale ödülünü alırsın. Yalnız Kanat, sen neymişsin ya? Bence basketi bırak, buradan yürü sen. Alo? Hayatımın anlamıyla mı görüşüyorum acaba? Yani kimi aradığınıza bağlı. Siz hayatınızın anlamını mı aradınız? Oho, ben size laf yetiştiremem. Biraz burayı kepyaladım ama dilim hala pembe galiba. Hayırdır, benim okul saatim, senin iş saatin. Niye aradın sen beni? Akşam diyorum. Seni kaç gibi alayım diye aradım. Biz akşam bir yere mi gideceğiz? Ben niye bilmiyorum. Püf ya, sürpriz olacaktı. Neyse, ne diyeceğim? Seni güzel bir yere götürmek istiyorum. Güzel bir yere. Bugün ikimizden birinin doğum günü mü? Özel bir gün diyelim. Özel bir gün. Yani ben hiçbir şey hatırlamadım. Bugün ne var ki ya? Tabii şimdi hatırlamaman normal. Ama daha sonrasında hiç unutamayacağım bir gün olacak. Tarih hep kafanda kalacak. Ya Allah Allah, bir gizemli haller, bir meraklandırmalar. Sen şimdi bana ipucu da vermezsin. Kızım özel gün diyorum. Unutulmayacak diyorum, Allah Allah. Daha fazla ayrıntı yok. Neyse. Geliyor musun? Ne diyorsun? Herhalde orijinal, yani bu kadar reklamdan sonra gelmeyeceğim diyecek halim yok ya. Geliyorum. Eyvallah. Görüşürüz, hayatımın anlamı. Görüşürüz. Arkadaşlar merhaba. Ben yeni rehber öğretmeniniz. Odam koridorun sonunda, kapım açık. İstediğiniz zaman gelip benimle istediğiniz konuda konuşabilirsiniz. Ben de bu sıralardan geçtim. Özellikle
Zorbalığın envai çeşidiyle ben de karşılaştım. Bu yüzden sizin derdiniz benim derdimdir. Lütfen gelip benimle konuşmaktan çekinmeyin. Zorbalık bir hastalıktır. Sessizlikte büyür ve gelişir. Ve bundan kurtulmanın tek yolu sesinizi çıkarmaktır. Lütfen anlatın. Başınıza gelenleri arkadaşlarınıza anlatın, internette anlatın. Siz anlattıkça zorbalığın geri adım attığını, uzattığınız elleri tutan eller olduğunu ve ne kadar güçlü olduğunuzu göreceksiniz. Söylemeniz gereken tek söz şu ki... Sebepsiz uçtu hayaller gökyüzüne. Ben hala bıraktığın yerde nefes nefese. Fırçın dalgalarında kayboldu bak çocukluğum. Kendini bul, anda kal, uyan ve duy beni. Ve bunu söyledikten sonra zorbalık geri çekilir. Sizin zamanınız başlar. Şimdi oyunu değiştirme zamanı. Şimdi onlardan daha cesur olduğunuzu gösterme zamanı. Görüşmek üzere.